Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Transfer Gecesi programında Galatasaray'ın transfer hamlelerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu limitleri açıkladı. Dün e, transfer, daha doğrusu gece itibariyle transfer sezonu başlamıştı. 4 Ağustos e, transfer sezonunun başlangıç tarihiydi. Artık transferleri bekliyoruz. Limitler de belli oldu. Kimle konuşacağız? Günay Esen Türk yine e, YouTube kanalının adı da sevgili Günay'ın Günay, Günay Esen Türk. Altta linki var. Takip edebilirsiniz ve Adammış Hayatlar YouTube kanalından Arda Ergünle beraber bu gelişmeleri konuşacağız. Sizlerin mesajlarınızı da ekrana getirebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle birkaç tane getireyim. Hasan e, Öztürk, Selam abi demiş. Yine Alaaddin Darıcı Musamba Monaco'da değil mi diye sormuş. Direkt konulara girmiş. Başka bir dinleyicimiz mesajını yazmış. Sevgili izleyenler, mesajlarınızı, sorularınızı bu şekilde ekrana getirebiliyoruz. Sorularınızı yazın, gönderin. Yayını like yapmayı unutmayın. Likelarınızı bekliyoruz, sevgili dinleyenlerimiz. Like bizim için çok önemli. Emeklerimizin karşılığını alabilmemiz için sizin yap like yapmanızı rica ediyoruz. Hemen konuya giriyorum. Günay, Ar Arda, hazırsanız? Hazırız, hazırız, hazırız abi. Arkadaşlar, Türkiye Futbol Federasyonu transfer limitlerini açıkladı. Fenerbahçe'nin çok büyük bir tepkisi var. Fenerbahçe geçen sezonda transfer limitlerine uyamamıştı. Bu sezonda uyamadı. Başkan Ali Koç, bu transfer limitlerinin içerisinde kalmak mümkün değil şeklinde bir itirazı var. Fenerbahçe itirazda bulunacak. Süreç neyi gösterecek bilemiyorum ama açıkçası... Baya bir e, gündem karışmış durumda, ortalık karışmış durumda. O süreci takip edeceğiz. Ama Günay, ilk soruyu sana sorayım. Bu transfer limiti nasıl oluşturuluyor? Nasıl belirleniyor bu limit? Evet. Şimdi öncelikle sponsor gerileri. Ee, en büyük avantajlarından bir tanesi en çok pay aldığımız e, yer Sports. Aynı zamanda kazandığımız maçlardan. E, gelir elde ediliyor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Şampiyon olursanız buradan gelir elde ediliyor. UEFA'ya katılırsanız buradan gelir elde ediliyor. Aynı zamanda e, Şampiyonlar Ligi'nden ayrı e, Türkiye Kupası'ndan ayrı yani ve iddiadan para kazanılıyor. Bunlar ayrı. Bunların hepsinden toplanıyor ve gider ortaya çıkıyor. Giderine göre Türkiye Futbol Federasyonu gelir gider skalasına göre size bir e, limit veriyor. Normal olarak bakın normal olarak Galatasaray'ın limitinin yüksek olması bu sebepten kaynaklı. Galatasaray e, son 3 yılda 2 kez şampiyon olmuş ve aynı zamanda şampiyonlar ligine katılmış ve sponsorlardan da ciddi paralar almış durumda. E, oyuncu transferleri de bunlara dahil tabii ki de gönderdiğiniz, aldığınız bunların hepsi e, birbiriyle müth müthiş bir uyumlu bir denklem. Ondan sonra onu bölüyorlar çarpıyorlar bu sonuç ortaya çıkıyor. O yüzden Galatasaray'ın limitinin yüksek olmasının en büyük sebebi Şampiyonlar Ligi geliri. Her ne kadar da olsa orada fazla ilerleyememiş olsa bile ayak bastı parası bile ciddi bir para. Yani bir de e, günaydın. Burada bir müdahale edeyim. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bazı Fenerbahçeli arkadaşlar diyor ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Nasıl böyle bir bütçesi var? Galatasaray Geçen sezon geli, geçen sezon elde ettiği gelirler nedeniyle bu bütçe fazlası çıktı. Gelecek sezon Galatasaray'ın transfer bütçesi düşecek. Bunu söyleyelim. Kuralı iyi bilmek lazım. Galatasaray Haber 1905. Sevgili Erdal Bozkurt bugün ben onun kanalına konuk olmuştum. O da bundan sonra bize destek olacak. Onunla beraber de yayınlar yapacağız ona da hoş geldin diyelim arkadaşlar. Günayış evet. sö şimdi sözünü tamamla zahmet. E ee, dediğin gibi önümüzdeki yıl abi kesinlikle biraz Galatasaray limit taşımını yani biraz daha aşağı çekecektir. Ee, yani diğer kulüplerin düşük olmaması olmasının sebebi şampiyon olamıyorsunuz. Ee, geliriniz düşük. Sadece sponsorlar e, yani e, tam böyle gelir elde edemiyorsunuz. Aslında geliri siz e, özellikle UEFA veya özellikle en önemlisi Şampiyonlar Ligi'ne gittiğiniz zaman yani Türkiye'de şampiyon olsanız bile o paraları alamıyorsunuz. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne giden takım her zaman fazla limit alır Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. O yüzden Galatasaray'ın son 2 senedir yapmış olduğu bu şampiyonluklar, son 3 senede 2 se şampiyonluk ve geçen yılın Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve burada başarı olmasa bile Artıya da çıkmış olmasını da göz önünde bulundurursak Galatasaray'ın yüksek olması çok çok doğal Böyle, yani. Böylelikle transfer limitini anlatmış olduk. Mantığını anlatmış olduk Arda Ergün. Bu arada Dilek Hanım Efendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Like atmış, kanalımıza abone olmuş. Ama sadece benimkine değil arkadaşlar. Burada bir Galatasaray YouTube ağı oluşturuyoruz. İşte başka arkadaşlarımız da var. Az önceki arkadaşımız dahil olmak üzere. Günay'ı da e, sevgili Arda'yı da Adanmış Hayatlar YouTube kanalı takip ederseniz seviniriz. Şimdi e, Arda istersen yavaş yavaş transfer haberlerine geçelim. Galatasaray transfer e, limitinde bir sıkıntı yaşamadı. Yani Galatasaray bu sezon transferde en rahat kulüp olacak. İstersen Mensah'la ilgili bir soru vardı. Mensah'la başlayalım. Men Mensah'la ilgili sana gelen bir, bir bilgi var mı? Men sen Galatasaray'ın transfer edebileceğini düşünüyor musun? Ee, İmparator Fatih Terim sormuş bu soruyu. Hemen e, kısa bir şu limit muhabbetine bir dayanmak istiyorum. Şöyle Eyüp abi. E, şimdi %15'lik dilimin ne demek olduğunu soran bir arkadaşımız vardı Furkanca. Onun sorusunu gördüm. Hem bir, kısaca bir anlatmış olayım hem şu kafalardaki soru işareti izleyenler için de katmış olsun en azından diyeyim. O %15'lik dilim herhangi bir şekilde bir sarkma olursa şöyle düşünün. Yani o sizin can yeleğiniz gibi o %15'lik dilim. Yani o can yeleğinden de artık üzerinizden çıkardığınız anda boğulursunuz. Bunu demek istiyorlar. O %15'lik dilimin açıklaması budur. Ve Galatasaray'ın ve tüm takımların bu limit ne demek? Nasıl açıklanıyor? Çok basit bir örneği ver. Faaliyet ve maliyet. Yani sizin faaliyetiniz maliyetinizi karşılamıyorsa siz bu cezalara karşı, karşı karşıya kalıyorsunuz. O sebeple e, bu limitlerin belirleniş şekli de budur. Sizin faaliyetiniz düşükse maliyetiniz her zaman düşük kalmak zorundadır. Şimdi Galatasaray'ın mensah durumuna gelecek olursak ilk önce evet, tamamen duydun, zilin sesini duydunuz transfer haberleri başlıyor. Şimdi transfer maratonuna başlıyoruz. Dinliyoruz şimdi evet. Arda. Galatasaray'ın e, mensah ile gerçekten çok yakından bir ilgisi var. O da sebebi şu. Lemina'yı tamamen Fatih Terim kafasından silmiş durumda. performansı gereği değil. Devamlılığı gereği. Yani Fatih Terim'in takıma koyduğu adamın devamlı devamlı oynamasına ihtiyacı var. Bu sebeple de Lemina transferine artık son çare olarak bakılıyor. Her ne kadar Lemina Türkiye'de şu anda tatil yapıyor ve haber bekliyor olsa da Fatih Terim'in Mensa'ya tamamen e, takımda görmek istediği isimlerden biri. Listenin başında değil ama mensa olabilirse Galatasaray'da yine Fatih Terim'in transfer listesindeki oyunculardan biri. O da şöyle çözebilir daha önce yine Eyüp abinin kanalında bahsettiğimiz gibi burada bizi izleyenler gayet iyi bilirler. Sekidika karşısına yani Sekidika karşılığında ve küçük bir miktar paranın da peşin değil de taksitler halinde ödenmesi şartıyla Galatasaray bu transferi yeşil ışık yakmıştı. Kayseri Spor'dan şimdi limitlerden sonra limitleri çünkü gördük hepimizin nasıl olduğunu limitlerin de çok düşük olduğunu gördükten sonra Kayseri da böyle bir gelire ihtiyaç olduğu çok aşikar. O sebeple kesinlikle Kayseri Spor de bu transferi yeşil ışık yakacaktır. Ben Mensah transferinin Demina transferinden daha yakın olduğunu düşünüyorum Galatasaray'a. Ben çok yakın zamanda Mensa ile sıcak ilgili sıcak gelişmeli olacağını düşünüyorum. Açıkçası ben Mensa transferini çok zor görüyorum ama bir o kadar da istiyorum Arda. Sen umarım haklı çıkarsın. Bence Mensa transferi çok zor da. Yani bu maliyetlerle Yapılması çok zor Atom karınca Caner Erkin gelecek mi demiş ee, Günay Çok iddialı konuşacağım Ele şu transfer limit sınırlamasını gördükten sonra Galatasaray Caner Erkin'le anlaştı diyorum ben Zaten dün Galatasaray'a e, Yakın diye haberler çıkmıştı Ben artık bu saatten sonra Fenerbahçe Caner Erkin transferini bitiremez e, Zaten Filip Novak gibi e, Mert Hakan Yandaş gibi transferleri de Şu an açıklayamıyorlar e bu bağlamda Caner Erkin'in artık Galatasaray'a imza atacağını düşünüyorum. Hatta yayın bittikten sonra başlığı da e, Caner Erkin Galatasaray'da diye değiştireceğim. Sen bir sürpriz bekliyor musun? Yani e, normal şartlarda Fenerbahçe'ye gitme şansı vardı ama şu limitleri gördükten sonra Fenerbahçe'ye gitme şansı çok 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 azaldı. Ve Filip Filip Novak bile şu anda bence sallantıda. Mert Hakan yanaş sallantıda ne olacağı belli değil yani Fenerbahçe. O tarafa girmeden şunu söyleyelim. Ecaner Erkin bir takıma gidecek. E tabii ki de Galatasaray Galatasaray'sa e, Fenerbahçe somut bir adım e, atamadığı sürece Galatasaray her zaman önde olacaktır. E limiti de e, şu an Galatasaray'ın var. Hani böyle çok fazla yorulmayacağımız bir şekilde bir limit var. Benim düşüncem %100 Caner Erkin Galatasaray'a gelir bu saatten sonra ama acaba bu limitlerden sonra Hasan Ali'yi Fenerbahçe serbest bırakır. Fatih Terim'in en çok istediği Hasan Ali'ye tekrar İbre Galatasaray'dan döner mi? Burada böyle bir aklımda küçük de olsa bir soru işareti doğuyor açıkçası. Ee, bu arada sevgili izleyenler sağlıklı iletişim kurabilmemiz için pozisyon pozisyon gidelim. İzleyenlerimizden de pozisyon pozisyon soru alalım. Arda e, Günay böyle yaparsak daha sistemli olur diye düşünüyorum. Artı Yayına gelen arkadaşlar şu an 132 kişi izliyor ama like sayımız biraz az. O like'lara dokunursanız ve kanallarımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Kale ile başlayalım. Kale ile ilgili soru gelirse de anında cevaplandıralım. Şimdi Okan Koçuk inşallah gelecek sezon daha iyi olur arkadaşlar. Ama şu an için Muslar'a dönene kadar Galatasaray'ı idare edebilir diyebileceğimiz bir performans ortaya koyamadı. Volkan Babacan olmadı. Seç veya Silvio Lung olacak bana kalırsa ki e, iki futbolcuyla da görüşüldüğünü ben çok net bir şekilde biliyorum. E, ben Seic'den yana oyumu kullanıyorum. Seic'in Muster'a dönene kadar Galatasaray'ın kalesinde olacağına inanıyorum. Sizin düşünceniz nedir Arda? Seic sence gelir mi? Ee, sevgili Eyüp abi daha evvel senin yayınlarında bunu sürekli bahsettik. Ben Güney'e sürekli soruyorum zaten. Çünkü onun e, uzmanlık alanı olduğu için Seic transferinde hani ne düşünüyorsun diye. O daha önce zaten kendi e, burada düşüncelerini söylemişti. Ben yine aynı fikirdeyim. Galatasaray'da Okan'ın ben her ne kadar böyle duygusal bir düşüncede olmuş olsam da Okan'ın Galatasaray'da uzun vadede bir e, yardım olacağını zannetmiyorum. Hem Galatasaray tarafında da aynı şekilde bir düşünce hakim olduğunu düşünüyorum ki ha, sürekli e, kaleci haberleri hakim medyada. E, SH haberi ben daha evvelde baktığımda hani hem kaleci duruşu olarak hem e, kendine kendi özgüveni olarak ben Galatasaray'a yakışabileceğine uzun vadede değil ama kısa vadede çok güzel bir can simidi olacağından bahsetmiştim. E, ben Seyiş transferin Galatasaray'a fayda sağlayacağını hatta transferin uygun şartlarda yapılma, çok çabuk yapılmasından yanayım. Çünkü e, yaklaşık şu da 2-3 hafta sonra e, artık bu hazırlık dönemi başlıyor derken bir anda başlamış, ligge başlamış gibi bulacağız ve kendimizi ve hiçbir şey anlamayacağız bile. O sebepten kaleci bence çok çok değerli. Kaleci transferinin bir an önce halledilmesi lazım. Seyirci transferiyle ilgili Günayın gerçekten e, fikirleri benim için çok değerli. Evet Günay, e, Seyitçi soralım. Bir de Osman Osmanoğlu, Beto neden olmadı? Çok mu para istiyor e, şeklinde bir soru sormuş. Hı hı. Hemen onu bunu ben so Bunu ben söyledim. Beto biraz para göz davranmış arkadaşlar. Evet. Şimdi seyirci konusuna gelecek olursak, şöyle. Ben e, hemen girişi kısa bir şekilde özetleyeyim. Kaleci bir puan demek iyi bir kaleci sana bir puanı getirir. Çünkü maç 0-0 başlıyor. Gol yemezsen bir puandır. Atamazsan vesaire. Ama iyi bir kaleci bir puandır. Mustere bizim için bir puan. Ama Mustere'nin olmadığı zaman da iyi bir kaleciye ihtiyacımız olduğunu hepimiz gördük. Bunu Fatih Terim de gördü. Yönetim de gördü. Taraftar da gördü. Ee, ancak şöyle bir şey var. Bu yıl yabancı transfer yabancı transferde sıkıntı yok. 14 tane alabiliyorsun. O işte 10 11'ini yine değerlendirebiliyorsun. Ancak Seyiç Kaç yıllık gelecek? Çünkü iki yıllık veya 3 yıllık imza attığımız zaman önümüzdeki yıl tekrar onu gönderme isteği olabilir. Çünkü varken alarken ikinci yabancı kaleciye ihtiyaç var mı? Yani ben daha çok buradayım. Burada e, takılıyorum. Şimdi Seyitçi 2 yıllık aldın. Bence benim düşüncem eğer yabancı kaleci alınacaksa 1 yıllık alınmalı. Çünkü 2. yıl yine limitimiz düşecek ve yine yabancı sınırı konuşacağız. Ve e, ya Muslera, ki Muslera'ya kimse göndermek istemez ya da ikinci kaleciyi göndermek isteyeceğiz. Neden? Çünkü yabancı kuralı gelmiş olacak. E, önümüzdeki yıl faaliyete başlayacak. O yüzden hala Galatasaray'ın Türk kaleci aradığını... Uygun şartlar oluşursa Türk kaleci alabileceğini hala düşünüyorum. E, Beto'yu da Galatasaray şu yüzden dolayı istedi. 37 yaşında olan bir kaleci tabii ki de 2 yıllık bir sözleşme istemez sizden. 1 yıllık sözleşme ister. Onda da siz kısa vadede kaleci problemini çözmüş olursunuz. Önümüzdeki yılda tekrardan ile devam etmiş olursunuz. Yani benim kısaca yorumlamam bu ama bugün de e, basında çıkan bir Fatih Öztürk e, haberi vardı. Onunla da ilgili bir gelişme yaşanabilir. Günay e, çok fazla Fatih Öztürk sorusu geliyor. Fatih'in bonservisi var. Kasımpaşa ile evet. bir yıl daha devam ediyor. Ben açıkçası Fatih'i de beğeniyorum. E, Akisar'da da iyi performansları vardı evet. Fatih'in. Ben Fatih'i çok mümkün görmüyorum. Çünkü Galatasaray'ın bonservisi ödeyecek çok durumu yok. Serkan Kırıntılı'nın da Beşiktaş'a bunu içeriden aldım. Görüşmesi halinde. Galatasaray'ın da bir ihtimal vardı. Serkan Kırıntılı Beşiktaş'a gitmek üzere. Onu da söyleyelim burada. Bu arada şimdi e, bunu ekrana getireceğim. Nutellalı balık ekmek e, sürekli bele gelecek mi diye yazıyor. Cevaplandıracağız ama çok rica ediyorum arkadaşlar Flot yapmayın. Bir kez yazın elimizden geldiğince cevaplandıracağız. Savunmadan başladık sonra kanatlara, orta sahaya, defa her pozisyonu konuşacağız. Merak etmeyin hepinizin de sorularınızı aşağı yukarı cevaplandıracağız. Mesela Fatih Öztürk'ü az önce cevaplandırdık. E, Fatih Öztürk'ü ben mümkün görmüyorum. Diğer taraftan e, Nutellalı balık ekmek için nasıl oluyorsa o da Ce e cevabı vereyim hemen ben. Daha söylerken insanın midesi bulanıyor yani Nutella, balık ekmek falan. <laughs> Şimdi Bellegarde ile ilgili Fransız başlığında 2 milyon euroya anlaştı şeklinde haberler var. Doğru değil arkadaşlar. Strasbourg takımı 4 milyon eurodan bir kuruş aşağı inmiyor. Galatasaray Bellegarde için çalışmalara devam ediyor. Fatih Hoca'nın orta sahaya düşündüğü birinci isim ama anlaşma henüz yok. Henüz yapılmış bir anlaşma yok. Bunu söyleyelim. Ee, benim düşünceme göre kaleye geri dönecek olursak Lung veya Seyitç olacak. Bekleyip göreceğiz. Şimdi arkadaşlar Galatasaray'ın bek pozisyonu için siz takviye yapacağını düşünüyor musunuz? Zaten Omar, ben, gel Omar geldi. Ee, Linens'in hani milliyetin haberiydi bu. Linens'in rahatsız olduğunu, gitmek istediğini ee, bir haber olarak gördüm. Eğer Linens giderse ve oradan bon servis bedeli gelirse oraya tekrar bir hamle yapılır ama şu an Şener'in de gideceğini düşünürsek Şener'i de Fatih Terim takımında düşünmüyor. Yerli bir hamle gelebilir ama şu an için orada bir çalışma göremiyoruz. Yani orada bir çalışma yok. Bir transfer arayışı yok. Omar El geldi. Linens'le ile beraber iyi bir hikaye. Zaten milli takımda arkadaşlar. Eee ancak yerli bir rotasyon tercih eder mi hoca onu biliyorum ama şu anda orada bir çalışma görmüyorum ee, sevgili Arda sana da Fatih Kuruç'u sorayım aslında bunu ilk haberleştiren benim YouTube kanalımda ilk videosunu çeken benim Fatih Kuruçuk da daha sonra e, katıldığı bir programda Radyo Spor'da Özgür Sancar'ın programında e, bazı kulüplerle görüşüyorum e, içinde Galatasaray'da var bu kulüplerin arasında bu arada e, ama şimdilik netleşen bir şey yok dedi Galatasaray e, bir tane yerli stoper arıyor Fatih Kurçuk da bunlar arasında sence gelir mi Arda? Şimdi Eyüp abi 22 yaşında çok genç e, pırlanta gibi bir stoper. Şimdi daha evvel bunların örneğini çok gördük. Fransa e, takımları özellikle ligimizin alt, alt liglerimize bildiğiniz hücum etmiş durumda. Yani geliyor alıyor hiç anlamıyoruz bile. Sadece 2-3 gün önceden böyle bir haberi oluyor. Sonra bir bakıyoruz hemen almış götürmüşler adamı. Yani onlar güveniyorsa biz neden güvenmeyelim? Ben Fatih için Galatasaray'a en azından bir şansı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü biraz da özgüven açtılar belki de ona. Hem fizik kapasitesi hem yani 1.92 boyu var. Yani özgüveni de yüksek takımında da gerçekten iyi bir performans sergilemiş olduğunu düşünecek olursak yani şeye de kötü değil. Hani performansları da kötüydü. Daha önce Göztepe'de oynamış, Fethiye Spor'da oynamış. Yani sürekli oynamış ve hani öyle kenarda oturmayı da seven bir oyuncu yapısı da yok o yüzden ve daha 22 yaşında aynen öyle ama şöyle de bir şey diyebilir Galatasaray taraftarı ya Emin var Emin Bayram var biz neden böyle bir oyuncu alalım ki diyebilir ama tabii ki de Emin Bayram'ın daha henüz 16-17 yaşında olduğunu ve e, maç performansının maç idmanının çok başka bir şey olduğunu oradaki yaşanan yani maçın içindeki havanın solunması için bile bazen çok zamana ihtiyaç olduğunu herkesin takdirine bırakıyorum o sebeple Fatih transferine ben çok sıcak bakıyorum. Hatta güzel bir scout transferi olabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Bizim biraz da bakış açımızı değiştirmemiz lazım olduğunu düşünüyorum. Yani her bir böyle... Fat buyur Fatih Kuru Kuruçuk'la ilgili şöyle bir şey de var Arda. Şimdi Sivas Spor, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıncıç'tan ee, satmadılar. Devre arasında satsalar bonservis kazanacaklardı. Satmadılar. Bonservis de kazanamadılar. Fatih Kuruçuk'un da gelecek sezon sözleşmesi bitiyor ve bu futbolcu Aynen. sözleşme yenilemeyecek karagümrükle. Karagümrük. Evet. Karagümrük. Eğer bu oyuncudan para kazanmak istiyorsa şu an Galatasaray'a veya alabilecek başka bir takıma satması lazım. Ben satacaklarını da e, açıkçası düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'a yakışan bir oyuncudur. Ben öyle diyeyim en azından iba. Sol 20... tarafı da konuş konuşalım arkadaşlar. Evet. Güneş sen bir şey mi söylüyordun? 21 maçta da 5 gol atmış. yani Stoper olmasına Aynen. göre 21 maçta 5 gol fena Duman değil. Etkili. Evet. Aynen. Kafa toplarında Kafa... etkili ve boyu da uzun. 1.92 boyu var. Yani bir basketbolcu kadar boyu var. Evet. Kafa toplarında çok başarılı. Peki evet. sol tarafı da artık netleştirelim. Yani sol taraf bence şöyle olacak arkadaşlar. Saratçı, Caner Erkin ve Süleyman Luş. Süleyman Luş'u unu unutmayalım. Bu üçlüyle evet. Fatih Hoca sol tarafı geçecektir diye düşünüyorum. Orada tartışacağımız çok pozisyon yok. Ama 6-8 numara pozisyonu için size gelen bilgiler nedir? Seri Lemina kalacak mı gidecek mi? Günay ilk yorumu senden alayım sonra ben H HBM'deki taşları dökerim. Tamam. Ee, şimdi Fatih Hoca Lemina'dan bence vazgeçti. Benim düşüncem bu. Yani birkaç kişiyle de görüştüm. Ee, ama seri konusunda henüz e, böyle gitsin dediğini duymadık. Ama Galatasaray seri için şu anda e, hafif hafif yokluyor. Her an anlaşma olabilir. Benim bir de yani çok kısa bir e, aktaracağım. Bu arada Kadri <laughs> Balta'nın sorusunu da cevaplandırmış oluyoruz şu an. Evet doğrudur. Şimdi seri kalmasını neden istiyorum ben? Kendi yayınına da açıkladım. Orta saha tamamen değişmiş olacak. En azından bir tane e, futbolcu bırakırsanız en azından takım oyun uyumunu stoperle e, orta saha uyumunu bir oyuncu üzerinden yapabilirsiniz. O iletişimi kura, kurabilirsiniz. Efe Goli gidecek. Ee, öbür tarafta Onyekuru kuru belirsiz, e, Lemina gidiyor, ön tarafında Belhan da gidiyor, e, Seri de giderse orta saha tamamen gitmiş olacak. O yüzden Se Fatih Hoca biraz takım kimyası içinde olsa Seri takımda bırakmak istiyor. Bunun içinde biraz e, çalışmalar var. Bence ne Seri ne Lemina olmayacak arkadaşlar. Yerine oyuncular bakılıyor. Ee, Arda senin yorumunu alayım. Şimdi Eyüp abi ben genel olarak bir önce bir e, geçmişten bir değerlendirme yapmak istiyorum. Orada sürekli bir rotasyon oldu değil mi? Yani ilk kötü gördük hepimiz bunu. Tüm sezon mal oldu hepimize bu. Lemina'nın, Serin'in, Donk'un, Taylan'ın, Ömer'in birçok hatta birçok bölgenin oyuncusunun 8 ve 6 numarada yer almış olduğunu gördük. Galatasaray tarihinde belki uzun zamandan beri ilk defa şahit olduğumuz bir şeydi bu gerek sakatlıklar, gerek kart cezaları gerekse oyuncu performanslarından gereği 8 ve 6 numaranın sürekli yan yana tandemin değiştiğini gördük ve bu iyi bir şey değildir. Galatasaray'ın e, sürekli değişen tandemden dolayı e, kalesinde sürekli gol pozisyonları gördüğünü gördük. Zaten stoperin de aynı durumda. Bu sebepten Galatasaray'da Fatih Terim'in birinci kuralı devamlı olan oyuncular. Senin de dediğin gibi yani Lemina'nın ve Serin'in ben gelecek sezon en azından Lemina'nın kesin olarak. Ben Galatasaray'da olmayacağını düşünüyorum. Çünkü oraya biraz daha sert, biraz daha ikili mücadele, box to box dediğimiz şekilde oyuna müdahale edebilen ve iki önünde çok iyi oynayabilen. Ben buna çok nacizane bir örnek olarak NDI'ye verebilirim. NDI'ye Fernando kalitesinde hey, Selçuk Melo Selçuk Melo kıyasında böyle iki gerçekten birbirini çok iyi tamamlayan yani bir vücut düşünün. Sağ ve sol kol gibi düşünün yani orasını. Çok çok değerli bir Mevki çok çok e, stratejik olarak da çok değerli bir yer. O yüzden oraya böyle herkesi koyamıyorsunuz maalesef. Ve Galatasaray bu sene bunun çok ceremesini çekmiş olduğunu söyleyebilirim. Belhanda'nın da kesinlikle satılacak olduğunu söylersem eğer ben orada kesinlikle yeni transferlere, yeni isimlere ve devamlı olan isimlere yer verilmesinden yanayım. Tevfik Çakır, Melo tarzı bir oyuncu kesinlikle lazım. Selim me, e, Melo tarzı bir oyuncuyla çok iyi olur demiş. Serdal Bey o ve hakkında. başka başka dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz de bize Mert Hakan yandaşı soruyor. Şimdi bakın bence Fenerbahçe bu transfer sorununu bir şekilde çözecek. Yani bence orada Türkiye Futbol Federasyonu geri adım atacak. Çünkü Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçeli gazeteciler çok büyük tepki gösteriyorlar. Vesaire vesaire. Kasımpaşa da açıklama yapmış. Bence Fenerbahçe e, limitini yükseltecek ve bu transferleri yapacak. Bunun doğruluğunu yanlışlığını tartışırız. Sabaha kadar konuşuruz. Ama Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ı transfer edecek. Ama olur da edemezse Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a tekrardan çark ederse burada çok iyi düşünmek lazım. Bir alıp direkt ezeli rakibini demoralize edebilirsin. Ya biz alamadık. Oyuncu Galatasaray'a gitti diye bir anda rakibini şoklayabilirsin. İki şöyle bir duruş sergileyebilirsin. Sen bir kez bize yanlış yaptın. Biz seni istemiyoruz diyerekten bir duruş sergileyebilirsin. Hangisi doğru olur? Bizi izleyenler de yazsınlar. Ben açıkçası çok kestiremiyorum. Ama şunu biliyorum. Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray'ın ihtiyacı var. O bölgede Galatasaray'ın e, yerli ve orta sahayı toparlayacak bir isme ihtiyacı var. Ama e, Galatasaray'a gelir mi, Galatasaray kabul eder mi bilemiyorum. Sizin görüşünüz nedir? Günay senden alayım ilk yorumu. Şimdi futbol yani futbolda şu vardı. Senin bir oyuncuya ihtiyacın varsa gönül koymayacaksın. Ya yani bu iş profesyonel bir iş. Yani zamanda ben de biliyorsunuz işte farklı takımlarda çalıştım. Bugün olsa yine çalışırım. Yani bu işe profesyonel bakmak lazım. Ben e, Mert Hakan Yandaş'ı, Fenerbahçe'ni bırakacağını zannetmiyorum. Ancak öyle bir durum oluşursa eğer Galatasaray'ın da bir ihtiyacı oluşursa ya bir ihtiyaç varsa şu an ihtiyaç var mı? Var. Ve uygun şartla oluştuğu zaman Mert Hakan Yandaş neden bize gelmesin ki? Yani Galatasaray niye gelmesin? Niye taraftar istemesin? Kaliteli bir futbolcu. Yani şeye gitti diye, Fenerbahçe'ye gitti diye ona yok kalitesiz futbolcu diyecek halimiz yok. Bu yılki performansı ortada. Benim şahsi düşüncem ben isterim. Ama Fatih Hoca'nın da isteyebileceğini düşünüyorum. Ee, neden? Çünkü ihtiyaç var. Ve Galatasaray kaliteli yerli oyuncuya daha çok ihtiyacı var. Kesinlikle. Bakalım. Önümüzdeki ne olacak? yılı düşünürsek. Bakalım yani bu pozisyonda Fenerbahçe Erol Bulut'u bile açıklayamıyor arkadaşlar. O evet, problem evet. nasıl çözülecek? Neler olacak? Takip edeceğiz. Evet. Ve ee, çok kısa yani 10 10 gün, gün bile yok. Yani kamplar başlayacak. 10 gün çok kısa süre. Hemen çözmeleri gerekiyor. Ee, biz olasılıkları konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki, bir izleyicimiz, hep dinleyicimiz diyorum. Ee, pardon bu limit belirlenmiş abi siz de diyorsunuz bu limiti Fenerbahçe için değişecek. Değişebilir. Geçmişte değişti bu tarz kararlar. Ee, farklı kararlara e, geçildi. Esnetilebilir. Biz bunu kararını vermiyoruz. Biz bunu olabilecekleri yorumluyoruz. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunu Burada takip söyleyeyim. yolu da açık zaten. Yani takibe gidebilir. Perviz e, Gurbanov'a teşekkür ederim. Azerbaycan'dan çok takip ediyor. Sağ olsunlar Bu arada arkadaşlar bir kez daha hatırlatıyorum. Çok sık Söylemek istemiyorum ama 230 kişi izliyor ve like sayısı biraz az. Like yaparsanız çok mutlu oluruz. Desteğinizi bekliyoruz. Berkan Bakın sorusuna bir bakalım arkadaşlar. Belhanda ve Feguly giderse Galatasaray'da 10 numaraya David Silva gelir mi? Gelmezse Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olur? Ben size şöyle soruyorum. Ben bunun cevabını verdim. Bir videoda ekleyeceğim sonra sizden, sizin sorunuza. Belhanda ve Feguly iyi bir fiyata satmış Galatasaray. Kaliteli bir 10 numara transferi yapamaz mı arkadaşlar? Kesinlikle yapar. Yapar. Evet evet Arda dinliyorum seni. Şimdi Eba ben biraz araştırdım. şu Belhanda ile alakalı takımların ihtiyaçları nedir nedir? Hani gerçekten bu dedikoduda geçen isimlerin yani takım isimlerinin ne kadar doğruluğu var diye. Sampdoria ile alakalı birkaç haber yaptım. Gel sonra Ramirez'i Sampdoria'nın satmaya çalıştığını performansından e, memnun olmadı. 6,5 milyon euroya Midespro'dan aldığı topçudan memnun olmadıklarını bir şekilde elden çıkarmaya çalıştığını ve rotasyona uygun bir topçu istediklerini e, biraz araştırmaların sonucunda elde ettim. Şimdi Berhanda da onların istediği oyun yapısına uyan bir e, futbolcu. Neden olmasın diyebilirim. Şimdi Galatasaray'ın e, bakış açısı Avrupa'ya gidebilir mi tekrar? Bunların hepsi tartışılır tabii ki ama Sampdoria'nın berhanda ile alakalı gerçekten bir arayışı var. Eğer, eğer uygun şartlarında oluşması takdirinde ben Galatasaray'ın hiçbir şekilde zorluk çıkarmayacağına inanıyorum. Belhanda ile alakalı. Çünkü iki taraf da razı. Ha şöyle bir durum yok ama. Bu, bu yüzden Galatasaray taraftarını tebrik etmek gerekiyor. Bu dönemde mesela Belhanda hiç yıpratılmadı. Daha önce bunların örnekleri çok olmuştu. Bu sezon transfer döneminde gerçekten Galatasaray taraftarı e, şimdi daha henüz yeni başladı ama bundan öncesinde de <laughs> özür dilerim. Bundan öncesinde de Galatasaray taraftarı gerçekten çok bilinçli davranmaya devam ediyor. Bu güzel bir şey ve bu şekilde olmalı. Neden? Çünkü sizin taraf ne kadar e, taraftar da olsanız futbolcuları yıpratmak üzerinden e, bir algı operasyonuna girmeniz takımınıza zarar verir. Parası olarak 5 milyon satacaksanız 2.5'a satarsınız. O yüzden bu toplara girilmemesi çok güzel. Belhanda'nın 4.5-5 milyon bandında Sampdoria transferinin çok yakın olduğunu kendimce düşünüyorum. Herhangi bir bilgi değil. Araştırmalarım sonucunda ulaştığım tabi ee, tabii dedikodulardan ibaret olsa da böyle bir şey mümkün. Evet, e, Günay Belhanda ve Feguli bonservisi bonservis alınarak satılırsa 4, 4 8 milyon euro yaklaşık maaş yükünden kurtuluyorsun. Atıyorum 4'er liradan da satsan 8 lirada bon e, bonservis Kesinlikle. parası sok sokuyorsun. Yani bu inanılmaz bir Galatasaray'a kasa rahatlığı veriyor ve ben Galatasaray'ın böyle bir satış yaparsa eğer hala daha çözülmemişse Bakasetas veya Mensah gibi bir futbolcuya bonservis vererek alabileceğini düşünüyorum. Ee, ayrıca bunu birkaç programımda söyledim Günay. da Trabzonspor'la problem yaşarsa Fatih Terim kısa süreli bir sözleşme yaparak Sosa'yı da kadroya katabilir. Galatasaray'da direksiyonu o orta sahadaki e, yönlendiricilik pozisyonunu Sosa'ya teslim edebilir. Çünkü Sosa e, Trabzonspor'da bu özelliklerini gösterdi hem saha içerisinde lider hem de abilik yapabilen takımı gençleri özellikle geliştirip onları toparlayabilen bir isim benim yorumum bu şekilde sen Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için neler söylersin Günay şimdi eğer e, Belhanda ve Fegbule'den iyi bir satış alırsa Galatasaray bunu Onyekuru'ya kullanabileceğini düşünüyorum ben açıkçası hala bitmeyen bir aşk var orada Monaco'da hmm. da istemiyor Onyekuru'yu. Ben Kesinlikle önceliğin, istedim. önceliğin Onyekuru'ya verileceğini düşünüyorum. 10 numaradan önce. E, ee, Onyekuru alınırsa onun üzerine takım kurulur Galatasaray'da. Zaten hep böyle olmamış mıdır? Atıyorsun önüne götürüyor. Çizgiden içeri giriyor. Gol atıyor. Gol attırıyor. Ama Galatasaray Snyder'den Snyder sonra 10 numarası olmadı hiçbir zaman. Yani o yüzden komutan dediğimiz ara pasları yapan ee, arkadaşlarını komutan gibi yönlendiren, uzaktan şut atan ya Belhanda'nın attığı şutlar bisküvi kırmaz. Ya öyle bir şut atıyor ki şut değil. Yani öbür taraftan e, friki kullanamıyorsun. E duran top kullanamıyorsun. Yani duran topları, kornerleri falan Ömer Bayram kullandı Galatasaray'da. Bu yönde bir e, futbolcu ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bunu Mensahla çözebilir. Mensaha para verebilir ama e, öncelikle ben Onyekuru'ya öncelik verileceğini düşünüyorum. Ondan sonra 10 on numara pozisyonuna da arayışlara girecek. Ama e, Ruindamaya da teklifler olduğu konuşuluyor. Eğer Luyendama satılırsa yine bir e, ciddi bir para gelirse tekrardan hem stoper hem de 10 numara için ciddi ciddi adayları çıkacağını düşünüyorum. Basında da bir ara Mario Goyse konuşuldu. Olur mu olmaz mı bilinmez ama hani onun ıı, geleceğini de düşünmüyorum açıkçası. Pagasetas da olabilir. Olma ihtimali Mario var. Göz, Mario Götze ve David Silva menajerler tarafından şu parayı verirseniz Türkiye'de gelip oynar denilen isimler. Böyle işte kimler var? Cavani ee, var, Mazukiç var. Kavani gerçi Bayern Münih'e gidiyor. Yani işte Hulk var. Fene, hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a önerildi ama paraları çok büyük. Onun, o tarz bir transfer yapılabilmesi için e, Oyuncu satışı gerçekleşmesi gerekiyor. Galatasaray için daha çok işte Mensah gibi, bakasetas gibi bizim ligimizde fark yaratmış ve bon servisi çok yüksek olmayan futbolcular daha çok geçerli. Diğer taraftan Atom karınca demiş ki Emre Akbaba var. Neden onu konuşmuyoruz? Çünkü performansı çok yetersiz değil mi Arda? Evet yani şimdi Eyüp abi hemen ben bir Nempalismendi sorusu görmüştüm. Hemen onu kısaca daha önce de yanıtlamıştık ama yine yanıtlamış ol olalım. Arkadaşlar 2016-2017 yılında 300 güne yakın ayağını top değmemiş bir oyuncu. 28 yaşındaki Fransız bir futbolcu için ve iyi bir futbolcu için kulüpsüzlük gerçekten çok ağır bir ithamdır. O öyle bir futbolcu kulüpsüz kalıyorsa bilin ki onunla alakalı bir defosu çok fazla vardır. Böyle oyuncuların dışarıda kalması e sizi yanıltmasın böyle oyuncuları birileri almıyorsa eğer gerçekten çok ağır defoları vardır. Galatasaray'ın Empires Mendy meselesini daha ilk günden itibaren kapatmıştı zaten. Evet, Empires Mendy'nin e, listede arka sıralarda olduğunu söyleyelim. E, Fatih Terim'in en çok istediği isim e, Belegard. İkinci sırada da bana kalırsa e, Jefferson Lerma var arkadaşlar. Lerma. İbrahim Amadou'yu da Refüze etmiş. Morris Leitner ben çekmiştim videosunu. Ee, onu da e, daha istememiş çok fazla. Ama Lerma ve Belegard'ı çok istediğini biliyorum. İki oyuncuyla ilgili de e, pazarlıklar yapılıyor açıkçası. Bunu da söyleyelim. Şimdi Santrafor pozisyonunu konuşalım. Santrafor'u da konuştuktan sonra daha çok sorulara fokuslanalım. A, e, Arda tamam. ve Günay isterseniz. Santrafor'da şimdi Babel var. Hem kanat hem santrafor. Cagne var, Falcao var, Adem Büyük var. Adem Büyük kadroda zaten onu geçelim. Ama Falcao ve Cagne'yi göndermeden Galatasaray bir santrafor transferi yapabilir mi? Douglas Tango'yu ya yazılıyor, Sean Weisman yazılıyor, Manzukiç yazılıyor, Naci Roberta yazılıyor. Birçok futbolcu yazılıyor. Bu konuda Galatasaray'ın girişimleri nedir Günay? Şimdi alttan alttan görüşmeler yapılıyor. Özellikle Fatih Hoca'nın ve İsmail'in çok istediğini biliyoruz. Yani ben öğrendim. hem de basından takip ettiğimiz kadarıyla. Ama bu transferlerin olabilmesi için ben en azından ya Falcao özellikle Falcao konusunda ya da Jagdi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu iki oyuncu gitmeden Galatasaray oraya bir Santrafor transfer etmez. Ki ön maliyetleri de çok fazla olduğunu düşünürsek limitlerimiz de artık geldi. Ee, hem o iki oyuncuyu tutup hem de Weizmann veya farklı bir oyuncu aldığımız zaman limitlerimizi biraz aşmış duruma e, geleceğiz. Ancak Falcao'nun durumunu bence e, Fatih Hoca ve Jack Ney de aynı şekilde e, bir kampa götürecek. Kampta görecek nedir, ne değildir. İşte hazırlık maçları olacak mı bilmiyoruz pandemiden dolayı ama ondan sonra karar verilecek gibi duruyor ki ama Falcao'nun bence ciddi derecede bir indirim yapması gerekiyor. Çünkü Galatasaray artık o paraları verecek güçte değil. Yani 5 milyon euro verecek güçte değil. Sadece ben bonuslarımdan vazgeçtim demesiyle olmaz bu işler. Somut adım atılabilmesi için Santrafort pozisyonunda önce Cagney'in ve e, Falcao'nun gönderilmesi gerekiyor. Ondan sonra somut görebiliriz ki Babeli zaten faktörüm hiç düşünmüyor. Artık e, ben bir yayında demiştim ki ya buradan en azından 1 milyon euro da kopartsak kopartalım demiştik ama bence Galatasaray Babeli bedavaya bile göndermeye razı. <laughs> Haberin olsun Nikli arkadaşımız demiş ki Galatasaray'ın transferlerini konuşmanın zamanı mı Allah aşkına siz kafayı mı yediniz? Şimdi <laughs> 4 Ağustos'ta transfer sezonu başladı. Ee, sabahında Galatasaray'ın transfer limiti açıklandı ee, bomba patlamadı ülkede inanılmaz bir olay olmadı şehitlerimiz yok ee, yasta değiliz vesaire kişisel bir problemimiz yok Biz bu gece konuşmayacağız da hangi gece Galatasaray'ın transferini konuşacağız yani Evet Fenerbahçe bir limit problemi yaşıyor birkaç tane kulüp limit problemi yaşıyor bu ayrı bir tartışma konu bu, bu konusu bizi ilgilendirmiyor ama Galatasaray'ın transfer düğmesine basılmış durumda. Galatasaray gelecek sezon için çalışmalarına başlayacak. Ve biz de burada Galatasaray özel yayını yapıyoruz. Haberin olsun. Yani ölüm yoksa, felaket yoksa, afet yoksa, Galatasaray'ın olumsuz etkileneceği bir durum yoksa tabii ki de Galatasaray'ın transferlerini konuşacağız. Ya. Hem de büyük bir keyifle konuşacağız yani. Yani komik bir sistemdi, Komik bir şekilde cevaplamak istedim. Arda, e, senin de Santrafor için yorumlarını alayım. Şimdi öncelikle Eyüp abi e, bu sene çok çok değerli. Geçen seneye bir baktığımız zaman bir daha aynı şeylerin konuşulmaması adına e, transferde her zaman öncelik devamlılık. Fatih Terim bunu bu sene çok çok iyi anladı. Ben Falcao hakkında yapılmış olan yorumlara kesinlikle katılmıyorum ve Fatih Terim'in de Falcao'ya kesinlikle inandığını ve güvendiğini biliyorum. Neden? Çünkü kendisine bir şekilde bu taraftarı affettirmeye çalışıyor. O zaten o mütevazılıkla zaten başladı o ateş yani o ateşi içinde ben çıkıp oynayacağım dedi hazır bile değildi belki sadece mental ol olarak hazır olmuş olmasına güvenerek fiziki hazır olmayışını hiçe sayarak çıktı sahada ama ondan sonrası tabi o yaşta bir futbolcu için bir daha geri dönüş olmayan bir yola girebilirsiniz. Falcao da bu yaşandı ama Falcao şimdiye kadar hiçbir Takımda bu şekilde takımdan ayrılmamıştır. İlla bir şekilde izler bırakmıştır. Ama iyi ama kötü ama bir şekilde gerçekten yarar sağlamaya çalışmıştır. Falcao da yine aynı şekilde Türkiye'de başarısız olmayı asla istemiyor ve çok çok hırslı. Çok çalışıyor ve gelecek sezon için çok iyi hazırlananlar için hazırlananlar arasında. Keza Cadne de öyle. Yani Galatasaray'da bir şekilde kendi rüştünü ispat etmek istiyor. Tabii Falcao gibi bir yıldızın da varlığını hesap etmiş olursak ikisinin tatlı bir rekabete girecek olacağı, olacağı Galatasaray'a çok büyük bir fayda sağlayacaktır. O sebeple taraftarın üzülmekten ziyade buna sevinmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten böyle iki tane yırtıcı forvetin bir daha herhalde ne zaman görürüz böyle bir şey mümkün değil. Yeter ki sahada bu hırsı, bu güveni sahada futbolcu, futbolda ve taraftara vermiş olsunlar. Zaten hoca ikisinin arasındaki bu yarıştan büyük memnuniyet duyacaktır. Adem'in varlığı Oğulcan'ın keza takıma katılacak olması Galatasaray'ın forvet hattında ve hücum bölgesinde gerçekten elini çok güçlendiriyor. Çünkü baktığınız zaman Cadne ve Adem'in yardımcı forvet rolünde de o çok iyi olduklarını Falcao'nda keza aynı şekilde düşünürsek ciddi anlamda bir güç var e, elinde Fatih Terim'in hücum bölgesinde. Sadece ufak dokunuşlar gerekiyor. Kanat oyuncuları için birkaç transfer gerekiyor. Bunları da e, limitler çerçevesinde doğru planlamayla yapacaktır çünkü zaten baktığımızda Galatasaray bu denklemler bu yaptırımlarla uzun zamandan beri zaten haşır neşir. Bir 2-3 seneden beri Galatasaray sürekli finansal fair play kıskacında olduğu için bu eee mecrada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu tatlı oyunları nasıl oynayabileceğini çok iyi bildiği için o yüzden ben kesinlikle katılmıyorum bu şey yorumlarına işte limitten dolayı Galatasaray çok büyük zarar görecek falan. Ben bunlara katılmıyorum kesinlikle. Çünkü Galatasaray ayağını yorganına göre uzatmasını 2-3 senede çok çok iyi öğrenmiştir. Biraz zorluklara da düşmüştür ama öğrenmiştir. O yüzden ben forvet bölgesinde Galatasaray'ın elinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Ebu Bakir Güven, Eyüp abi yayınlar her gün aynı saatte mi olacak? Cevaplarsan sevinirim demiş. E, onu o şekilde yapamıyoruz çünkü ben radyosporda çalışıyorum. Haftada 4 akşam radyosporda oluyorum. Günay ve Arda'nın da farklı işleri var ama biz bunu düzenli kanallarımızda yapıyoruz. Bu yayın benim kanalda oldu. Bir sonraki Günay'ın kanalında olacak. Bir sonraki Arda'nın kanalında olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Ee, diğer taraftan e, az önceki Fenerbahçe'li dinleyicimiz demiş ki izleyicimiz kendi kendinize oynayın o zaman. Şimdi federasyon bu e, transfer limitlerini dün gece koymadı. Daha önceden koydu ve kulüplere bildirdi. Herkes ona göre pozisyon aldı. Fenerbahçe'de bu konuda uyarıldı. Haklı veya haksız bunu tartışmıyor. Bu ayrı bir konu. Ama Fenerbahçe'de uyarıldı. Bu konuyu Fenerbahçe nasıl çözecek bilmiyoruz. Ama bizim gündemimiz Galatasaray transfer gündemi. Galatasaray transferlerini konuşuyoruz. Son kez cevap verdim bu arkadaşımıza ve Çok sorulara özledim. geçiyorum. Sorulara Buyur, geçiyorum buyurun. arkadaşlar. Seri bir şekilde sorularınızı cevaplandıracağız. Lütfen like yapın arkadaşlar. Son bölüm en keyifli bölüm olacak. Seri bir şekilde sorularınızı cevaplayacağız. Arda sen bir şey söyleyecektin. E, Mustafa sorusunu şey Günaydın devrasın çünkü o, o aynen onun uzmanlık alanı. Evet. Ocak ayından önce mümkün değil. Bu sakatlıkları aynen. ben e, üç kere yaşadım biliyorsunuz üç kere ön e, çapraz bağ ameliyatı yaşadım. Ocak ayından önce mümkün gözükmüyor. Tabii ki de e, çok 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 çalışırsa iyi çalışırsa fizik tedavisini iyi yaparsa bir ihtimal Aralık ayında dönme ihtimali var ama Ocak ayından önce Mustera'dan fayda alınmaz, oynayamazlar. Ocak ayından önce dönemeyeceği için Galatasaray'da kaleci arıyor. Onu da evet. söyleyelim. Esat Yaşar bana sormuş, Onyekuru'nun gelme ihtimali var mı? Sol açık pozisyonu nasıl dolduracağız? Galatasaray, bunu Günay da söyledi. Galatasaray'ın birinci opsiyonu Onyekuru. Vazgeçmiş değil. Onyekuru ile ilgili Galatasaray'ın 6 milyon euroya yakın bir bon servisi gözden çıkarttığını biliyorum. Ama oyuncu satışından sonra eğer bunu gerçekleştirebilirse Galatasaray Onyekuru alacak. Ama olmuyorsa Orada Ejuke, Ryan Fraser, Endao, Fatih Karagümrük'te hem sağ kanatta oynuyor hem sol kanatta oynuyor. 4-5 tane isim var. Bunlardan biriyle ilgilenecek. Joker, Omar ne oldu demiş Arda. Cevaplandırmışsın. E, Olympiakos'un bir maçı var. E, ondan sonra hemen kampa katılacak. Biraz geç kalabilir ama kampa katılacak. Onun hiçbir şekilde bir pürüz yok. Omar transferi tamamen Galatasaray'a çok sıcak bir şekilde masada duruyor. Metin Fehmi Bey'e çok teşekkür ederiz. Mensah geliyor mu? şeklinde bir soru var. E, Mensah'ın ben büyük ihtimal Kasımpaşa'ya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ha ama Galatasaray Belhanda'yı satar. O esnada be, e, Mensah kulüp bulamamıştır. O zaman Mensah'la devam e, Galatasaray Mensah transferini gerçekleştirebilir. Ama şu an için çok zor. Donkun durumunu da Arda'dan öğrenelim. Donkun sözleşmesi bitti. Kulüp buruş bir nokta. 1.9 teklif etmiş diyorlar ama bana hiç inandırıcı gelmiyor arkadaşlar. Belki takımı takıma Donk yaşında bir futbolcuya 1.9 verir mi? Ben zannetmiyorum. Donk orada Galatasaray'dan para koparmaya çalışıyor. Galatasaray 1.2'den fazla para vermemeli bence. Günay Ben mi Arda mı? Ya buyur Arda. Ne? Tamam, Günay ben, ben. tamam, tamam şöyle söyleyeyim. söylüyorum. Şöyle söyleyeyim o zaman bu menajer oyunu olabilir. Yani kendisinin menajerinin böyle bir oyun yapıyor olabilir. Bu tip haberleri görüyoruz. Eee Donka bu paralar verilmez. Bu yaşta Galatasaray dahi vermez. Kulüp bürüş hiç vermez. Yani ee, biz Kulüp e göre daha fazla paralar veriyoruz biliyorsunuz. Ee, bütçelerimiz onlara göre biraz daha fazla. Evet onların bol servisleri bize göre daha fazla ama maaş olarak bu paraları vermez. Galatasaray'da 1.9 vermez. Paşa paşa eğer ki bir teklif gelmezse 1.2'ye de Don Galatasaray'da oynar. Ayrıca Donk öyle yeri dolmaz bir oyuncu da değil. Yeri de çok Tek rahat tıklayayım. dolar. Kesinlikle. Galatasaray Haber 1905 kanalı forma çekilişi yapıyor arkadaşlar. Eee o, o kanala da isterseniz bir bakın. Forma kazanmak isteyenler gidebilirler yine. Oradaki çekilişlere katılabilirler. Miner Tan Weissman'ın Sean Weissman'ın gelme ihtimalini sormuş. Falca ve Cagne en az bir tanesi satılmazsa Weissman transferi gerçekleşmez diyorum Arda ben. Aynen abi ben de kesinlikle öyle çünkü diyorum. Ee, sürekli aynı şeyleri söylüyoruz belki ama bunda herkesin anlaması gerekiyor artık çok net bir şekilde elimizdeki yani boşluk doldurmaca gibi düşün yani o elinizdeki boşluk boşluğa uygun bir şekilde yani atıyorum üçgen varsa üçgeni çıkarıp oraya kare sokamazsınız yani yine üçgen sokmak zorundasınız 5 milyon euro bir oyuncu satmalısınız ki işte ona uygun transfer yapabilirsiniz çünkü Weisman öyle gelip 1.1'e ya da 800 bin euro oynayacak bir oyuncu değil yine maliyetli bir oyuncu olacaktır o yüzden istenilen ve ee, bize önerilenlere karşı bizim de tavrımız net bir şekilde satmadan almamak olmalıdır. Sosyal Demokrat arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, destek, beğeni, abone için sürekli hatırlatmalar yapıyor. Çok sağ olsun bizi sahiplendiği teşekkür için, destek ediyoruz. olduğu için. Teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlar şimdi Deniz Aslan da sormuş. Anthony Musaba. Ben yarın araştıracağım bir video çekeceğim. Ee, Anthony Musaba ile ilgili bir bilginiz var mı Günay Arda? Bir şey söylemek ister misiniz? Benim şu an Benim için... Aşkım... Fikir araştırdığın araştırdığım hiçbir konu değil bu. Yani basında ya, gördüm ama net böyle evet. içine gidip bir araştırdığım bir konu değil. O yüzden hani konuşmamakta fayda var. Yani bu biraz şey yani nasıl desem size şey gibi yani ortaya atılmış bir dedikodu tarzı bir şey. Çok da böyle hani dediğin gibi deşmek de istemiyorum ama biraz e, haber niteliğinde olmayan sadece ortaya atılmış bir isim gibi geldi. Bana en azından kendimce öyle yorumlayabilirim. Eyüp abi müsaaden olursa eğer bir soru görmüştüm onu yanıtlayabilir miyim? Tamam. Ee, Ali Yavuz Kolla alakalı bir soru görmüştüm. İsmini tamam şu an şu an hatırlayamadım ama kusura bakmasın eğer şu an hala izliyorsa. Ali Oskol kesinlikle Galatasaray'ın gelecek sezon planları arasında dahil edilmiş durumda. Şöyle ki kiralanabilir, e, oynayabilir ama bir şekilde Galatasaray'ın bundan sonraki odağında. Çünkü Fatih Terim gençlere özellikle Erkan Süer, e, Süleyman Luş, Işık Kağan, Ali Yavuz, bu şimdi yeni aldığımız Kerem bu gençlere sürekli irtibat halinde ve onlara gerçekten ihtiyacı olduğunu Galatasaray'ın gençleştirme politikasında mutlaka yer al yer vermek istediğinden bahsetti. Bu yüzden hepsi tamamen zaten sosyal medyalarında da görüyorsunuz oyuncular sürekli çalışıyorlar. Yani gün aşırı paylaşım yapıyorlar çalıştıklarına dair. Gerçekten arı gibi çalışıyorlar çünkü öyle direktif aldılar. Aldıkları direktif yolunda devam ediyorlar. Ben Galatasaray'ın çok kısa zamanda çok genç bir kadroya sahip olacağını inanıyorum. Arda ilk antrenman yani iki kamp olacak. İlk antrenman kampında gençler ağırlıklı bir kadro olacak. Oradan kendini gösteren oyuncuları e, Fatih Terim diğer kampa da dahil edecek. Her zaman öyle oluyor. İsa evet. Emre Kılıç bitti demiş Fer, e, Ferhat Abusev Biz de söyledik. E, İsa Kabalı 6 ve 8 bomboş kaldı. Galatasaray oraya transfer yapacak zaten. İsimleri sardık, saydık. E, yayını geriye sarıp e, bu dinleyicimiz, bu izleyicimiz o oradan da görebilir. Yine şöyle bakıyorum. Limit konusunda Günay Esen Türk güzel bir açıklama yaptı. Bir arkadaşımız e, bu limiti bana anlatır mısınız? Nasıl belirleniyor diye. E, o lütfen yayının başı. Yayının başını izlesin. Kenan Ekşi sol bek yetersiz. Ne diyorsunuz demiş arkadaşlar? Günay. Bence kesinlikle Yeter. yeterli ama buyur buyur Günay. Peki. Caner geldiği zaman e, Saratçı ile Caner ve Süleyman Luş buraya çok çok rahat çekti götürebilecek. götürebilecek. 40 maç olacak e, bir de UEFA'yı da eklersek. Yani üçü götürebilir. Bir tek e, Süleyman Luş konusunda acaba Fatih Terim ona zaman zaman şans verir mi bunu düşünebiliriz. Ama Caner Erkin'in geldiğini yüzde yüz söyleyebiliriz izleyicilerimize. E, bir de Saratçı var. Bu üçü Galatasaray'ın sol kanadını, sol bekini götürür. Mehmet Emin büyük 22 takım olacak mı? Ben hala da 22 takım olma ihtimalini düşünüyorum. Burada e, son anda e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girip e, Adana halkını da mutlu edelim. E, hem de e, ligde bay takım olmasın. Bu sebeple 22 takım olsun demesini ben bekliyorum açıkçası. Her an böyle bir karar çıkabilir. Ejüke ile ilgili durumu sormuş e, Eren Soydan. Ejuke Onyekuru'nun en büyük alternatifi. Onyekuru olmazsa Ejuke'ye çok ciddi sortu yapacak Galatasaray onu transfer edebilmek için. Ee, bakalım başka soru yok. Mert Hakan yandaş kesinlikle Florya'nın önünden geçmemeli diye bir mesaj var. Bu konuyu da konuştuk arkadaşlar. Gelirse Galatasaray ne yapar diye e, düşüncelerimizi paylaştık. Hayır, Eklemek öyle. istediğiniz başka bir şey var mı? Günay. Benim çok kısa bir e, yorumum olacak. Şu an Galatasaray'ın limiti tüm takımlardan çok çok fazla. O yüzden bu limiti çok iyi değerlendirmeli Galatasaray. Yani artık bu limiti ve bu sezona e, kötü başlayıp kötü bitirirse hem yönetim hem de Fatih Terim de artık e, biraz e, ciddi tartışılacak diye düşünüyorum. Ki özellikle Fatih Terim ve sosyal medya üzerinden şu e, tartış atışmaları görebiliyorum yani rahat bir şekilde İşte kadroyu kuramıyor vesaire diye ben bunlara katılmıyorum. Ee, Fatih Terim'in yaptığı kadrolarla biz Vefa Kupası'nı aldık yani. Sadece maddi olarak rahat bir Galatasaray iyi transferler yapacak. Sadece sabırlı olmalı ve Fatih Terim'e güvenmeliyiz. Ama bu kadar çok büyük bir fark var bence yani diğer takımlarla. O yüzden Galatasaray bu sene bu ligi alıp götürmeli. Sezon başında ben bunu söylüyorum. Arda Ergün Mustafa Kapı neden bedelsiz gitti? Çok yani bu çok konuşuldu. Ben o dönemde de zaten Mustafa Kapıyı savunduğum için biraz tepki almıştım ama Mustafa Kapı kendince haklı, Galatasaray da kendince haklı. Mustafa Kapıdan Galatasaray yani düşük bir sözleşme istedi yani Galatasaray Mustafa Kapıya düşük bir sözleşme önerdi ve keza da yani şu anda baktığınız zaman Mustafa Kapı'nın Galatasaray özelinde yüksek bons yani ücretle imza atması gereken bir durum söz konusu değil. Önce o kendi bir Galatasaray'a adayacaktı. Önce bir Galatasaray adiyet duygusunu bir hissedecekti ve herkese karşı da bu saygıyı gösterecekti. Çünkü benim daha önceki futbolcu arkadaşım daha evvel Florya'da futbolculuk şu anda ikincilikte profesyonel olarak futbol oynuyor. Onunla görüştüğümde de bana yanıtı Arda işte daha evvel Mustafa ile alakalı ben sana söylemiştim ama yine söyleyeyim. Galatasaray kesinlikle Mustafa Kapı için her şey yapmıştır. Hatta alt liglerde, alt yaş gruplarında üstüne titrerlerdi. Gerçekten ona çok imkanlar sağlandı ama kendisi biraz da medyanın herhalde onu biraz <coughs> affedersiniz. O herhalde medyanın da biraz Mustafa Kapı güzellemesinden dolayı kendisini belki başka bir yere koydu. O sebeple bu istekleri Galatasaray oldu ama ben doğru bulmuyorum. Doğru yönlendirildiğini hem menajer tarafından doğru yönlendirilmediğini düşünüyorum. Bir şekilde genç bir arkadaşımızın Galatasaray'la olan birlikteliği burada koparılmış oldu. Bence kötü oldu ama kesinlikle burada Galatasaray üzerine düşeni kesinlikle yapmıştır. Galatasaray taraftarlarının içi rahat olsun Mustafa Kapı konusunda. Mustafa Kapı sözleşme yenilemedi arkadaşlar. Aynen Galatasaray öyle. Ali Yavuz Kolla, Atalay Babacan'la, altyapıdaki bütün futbolcularla sözleşme yeniledi. 2020'ye kadar. Ama Mustafa Kapı ben hayır yenilemek istemiyorum dedi. Galatasaray'da onu evet. kadro dışı bıraktı. Sonra da yollar ayrıldı. E, son soru diyorum ve bunu Güne'ye soruyorum. HMET'e sormuş. Luyendama ve Marka giderse yerine kim gelir? Yerine zaten liste belli değil mi? Yani alternatif oyuncular. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın net bunu e, bir arkadaşımdan aldım. Arkadaşım nerede görev yaptığını söyleyemeyelim. E, scout ekipleri yabancı Türk şu an stoper arıyor. Çünkü gitme ihtimali var. Belki iyi bir teklif gelecek veya Luyendam'ı marka gönderilecek. İkisinden bir tanesi. Ben en büyük adayın Luyendam olduğunu düşünüyorum. Oraya Kaan Ayhan düşünüldü. Ama şu anda Kaan Ayhan'ın durumu net belli değil. Sosolaya gittiği konuşuluyor ancak oradan da net bir e, haber yok. Ancak e, Galatasaray oraya hala arıyor. Kim olduğunu ben e, isim olarak öğrenemedim. Alamadım arkadaşımdan. Eyüp abinin bilgisi varsa paylaşabilirim. Wout Fires var, Yuan Jesus var, robanın stoperi. Böyle 3-4 e, tane isim var. Fatih Kuruçuk var yerli olarak. Onu e, söyleyelim. Kaan Ayhan hala çalışılıyor senin de söylediğin gibi. Hı. Var ama Marco ve Luyendama'dan birinin satılması lazım Galatasaray'ın stoper alması için. Çünkü bakın arkadaşlar, Donku'da kaldı sayalım. E, Marco, Luyendama, Emin Bayram, Donk, Işın Kaan Arslan, Işık Kaan Arslan. 4 4-5 tane stoper yapıyor arkadaşlar. O yüzden Galatasaray satmadan stoper almaz. Bunu söyleyelim ve artık yayını bitirelim. Arda her ağzına ederim. sağlık. Günay teşekkür Esen Türk abi. ağzına sağlık. Çok Bütün teşekkür izleyenler. ederiz. de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yayını like yapmadan yayından çıkmayın arkadaşlar. Artı Arda Ergün'ün Adanmış Hayatlar Günay Esen Türk'ün de Günay Esen Türk Kanallarına abone olalım. Aşağıya link bıraktım arkadaşlar. Şu an linki görebilirsiniz aşağıda. Oradan tıklayıp abone olun lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Ee, yayınımıza gelip bize destek olduğunuz için teşekkürler. İnşallah Galatasaray gelecek sezon Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde üstün başarılar elde eder. Temennimizde bu İnşallah, inşallah, inşallah. Umarım.